Merhaba arkadaşlar, Gençim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Oğuzhan. Merhaba Oğuzhan, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun beni çağırdığınız için, bu arada çok naziksiniz. Ne demek, sen davetimizi kırmayıp geldiğin için teşekkür ederiz. Ne demek, ne hızlıca sorularımıza başlamak istiyorum. Öncelikle seyircilerimiz için de biraz kendinden, Gençim'de neler yaptığından bahsedebilir misin? Ben Oğuzhan Uğuz, moleküler biyoloji ve genetik son dönem öğrencisiyim. 5 yıldır da Gençom'da aktif olarak belirli görevlerde yer alıyorum. Bunun haricinde moleküler biyoloji ve genetikte bölümde bazı laboratuvarlarda belirli stajlar yaparak deneyimler kazandım. Ekstra tümüter projeleri gerçekleştirdim. Kulübün içerisinde de zaten birazdan bahsederiz. Başkanlık gibi, başkan yardımcılığı gibi, yazarlık gibi, koordinatörlük gibi görevlerde yer aldım. 5 yıldır aktif olarak çalışıyorum. Son dönemde de bıraktım. Artık biraz akademik ilerlemeyi düşünüyorum. O konulara bakıyoruz. Az önce bahsettiğin gibi aslında başkan olmadan önce bir de yazarlık serüvenim var. Peki bu yazarlık deneyimin olması sana ne gibi şeyler kattı? Şöyle, ben zaten kendimi bildim bileli yazı yazıyorum. 2016-2017 yıllarından beri yazı yazıyorum ve kendime ait bir edebiyat dergim, bir blogum var. Orada da yazmaya devam ediyorum uzun süredir. Gençum içerisinde de yazarlığa başvurdum ilk başta. 2019 yılının son döneminde, 2020 yılında hazırlıktayken bir yazarlık başvurusu gerçekleştirdim. Sonrasında kulübün yazarları arasında yer aldım. Orada belirli yazılar çıkarttık ve bu benim için aslında hem akademik olarak hem de kulüp içerisindeki gelişim açısından çok değerli diye düşünüyorum. Çünkü yazının insanı geliştirdiğini düşünüyorum zaten. Sadece kulüp içerisinde de değil, hangi alanda yazarsanız yazın, kişinin kendisine ve karakterine büyük fayda sağladığını düşünüyorum ben. Gençom açısından düşünecek olursak ve akademik açısından düşünecek olursak, akademik olarak yazılar yazmak benim şu an hem bir projede yer almamda, hem bir laboratuvarda yer almamda, az önceki bahsettiğim o staj deneyimlerinden bahsediyorum, hem de Gençum içerisinde bir etkinlik yapacağımız zaman bir proje veya bir yetkililere bir metin dilekçe yazmamız gerektiğinde yazının çok önemli olduğunu ben zaten gördüm. Yazarlıkla birlikte aslında bunu geliştirmiş oldum. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ben 2019 yılında hazırlıktayken ilk defa yazarlığa başvurduğumda en genç yazar bendim. Yani 20 tane yazarımız falan vardı. O yazarlar arasında en küçük olan bendim ve herkes işte 3. sınıf, 4. sınıf veya Gençum içerisinde yer alıyor. Ya da işte Erasmus'a gidip gelmiş, belirli hocaların laboratuvarlarına çalışan insanlardı. Hazırlık döneminde yazarlıkla birlikte başlamak ve onların arasına dahil olmak beni çok geliştirdi. Yani insan olarak da geliştirdi, akademik açıdan fikirlerimi de geliştirdi. Çünkü birçok deneyimli insanın arasında bulunmak sizi geliştiriyor. Yani hayatınızdaki 5 insanın ortalamasınızsınız lafı yani çok doğru. Yazarların içerisinde bulunan, kendini geliştirmiş insanlarla birlikte bulunmak beni çok geliştirdi diyebilirim. Akademik olarak da öyle, Gençom açısından da öyle. Peki yazarlıktan başkanlık serüvenine geri dönersek, aslında uzun yıllar sayılabilecek başkanlık serüvenim var. Peki bu süreç boyunca sorumlulukları nelerdi, zorluklar nelerdi karşına çıkan? Şöyle, o süreçte şöyle ilerledi. Ben ilk başta yazarlık yaptım, sonrasında koordinatörlük. Koordinatörlükten sonra başkan yardımcılığı, başkan yardımcılığından sonra başkanlık gibi bir ilerleyiş oldu. Bir anda başkan olmadım. Bu ilerleme aşamasındayız. Hem koordinatörlükte hem başkan yardımcılığında, yazarlığı zaten anlattım. Diğerlerine de çok fazla şey kattım kendime. Başkanlığın sorumlulukları da, ben şeyi anlatmak istemiyorum çok fazla. Yani dilekçe kısmında neler yapmalı başkan, toplantı kısmında neler yapmalı, ekip içerisinde hangi fiziksel faaliyetlerde bulunmalı, bunlardan çok bahsetmek istemiyorum zaten. Araştırdığınızda bulabilirsiniz. Biraz daha böyle insani olarak ve karakteristik olarak sorumluluklar neler? İnsanlarla iletişim konusundaki sorumluluklar neler? Bunlara dokunabilirim belki. Şöyle düşünüyorum, ekip içerisinde yönetim kurulunda 15 kişi bulunuyor. Koordinatörlerle birlikte 30 kişi, yazarlarla birlikte 45 kişiyi buluyor ekip. Ve 45 farklı insana siz aslında hayatına dokunuyorsunuz. Hepsinin farklı bir öyküsü var. Hepsinin farklı bir hayatı var. Hepsi farklı şehirlerden buraya geliyor. Hepsinin farklı bir hedefi var. Akademik olarak ilerlemek isteyenler var, özel sektöre gitmek isteyenler var. Bu bölümü bırakanlar bile oldu bu serüven içerisinde. Ben sorumluluklar arasında en başta gelenin insanların hayatına dokunmak olduğunu düşünüyorum. Herkesin bir öyküsü olduğuna inanıyorum. O öykünün içerisinde yer alabilmek, onları tanımak çok önemli diye düşünüyorum. Diğer sorumluluklar da o insanları aslında tanıdıktan sonra belirli görevlerde nasıl yönlendirebilirsin? Bunu senin yapman gerekiyor. Çünkü tabii ki burada bir üye olarak da konuşabilirim, yazar olarak da konuşabilirim, koordinatör olarak da konuşabilirim ama başkanlık açısından herkesin anlayamayacağı bazı durumlar var. O da şu, sen başkan olduğunda ekibin başı oluyorsun. Ve ekibin başı olduğunda bazı kararları senin vermen gerekiyor.
Ve bu kararları vereceğin zaman da o insanların hayatına dair bir şeyler bilmen gerekiyor. Öykülerine dair bir şeyler bilmen gerekiyor. O yüzden en başta gelen o öyküyü bilme durumundan sonra bu öyküyü iyi yönlendirebilmek de bence başkanın sorumluluğu diye düşünüyorum. Bunun haricinde herkesin motivasyonu her zaman çok yüksek olmayabiliyor. Dönem dönem herkes belirli inişler çıkışlar gerçekleştirebiliyor. Bu yüzden insanların modunu da yakalayabilmek lazım. Sen işte onların hikayesine eşlik ettiğin esnada nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu anlayabiliyorsun. Yani zamanında, şöyle örnek vereyim. Zamanında mesela birkaç yani tasarımcı olabilir veya işte yazı kulübü sorumlusu olabilir, fark etmiyor. Birkaç arkadaşımız bana gelip işte zor bir dönemden geçiyorum. Galiba ben hani görevimi bırakacağım gibi konuşmalar yapmıştı. Fakat ben onun aslında o görevde ne kadar başarılı olduğunu bildiğim için gitmesini istemiyorum, bırakmasını istemiyorum. İşte o anda sen onun öyküsünü bildiğin için, o anda motivasyonun neyin yükselteceğini bildiğin için başka olarak devreye giriyorsun. Ve onun hayatına dokunmaya başlıyorsun ve diyorsun ki bak bunu bu şekilde atlatabiliriz, sana zaman verebiliriz veya sen bu konuda çok iyisin, gel motivasyonunu arttıracak bir şeyler yapalım diyorsun. O şekilde insanların hayatına dokunmak da başkanlığın sorumluluğundan bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü şunu düşünüyorum ben, insanlar sizi unutmuyor. Özellikle de ekip içerisinde belirli bir roldeyseniz, insanlar sizi hep hatırlayacak. Sizin yaptığınız bir espri yapımından 5 yıl sonra belki hatırlayıp gülecek. Veya sizin verdiğiniz bir tavsiye sayesinde akademik kariyeri belki onun değişecek. Veya ekip içerisindeki bir tartışma sonrasında ona yaklaşımınız belki de onun bir ay sonraki motivasyonunu çok iyi bir şekilde yükseltecek. Bunları bildiğiniz anda ve bunları görebildiğiniz anda sorumluluklarınızın neler olduğunu daha keskin bir şekilde çizebiliyorsunuz. En başında dediğim gibi insanların öyküsünü bilmek en önemlisi diye düşünüyorum. Grup yöntemi sırasında takım çalışmasını nasıl sağladınız? Takım çalışması için az önce söylediğim sorumluluklar bence hala geçerli. Başkan olarak, başkan yardımcısı olarak, burada başkan yardımcılarımız da var. Esma da önceden başkan yardımcısıydım, şimdi başkan. Biz çok iyi biliyoruz ki kulüp içerisindeki iletişimler her şeyin temeli. Ve ekip çoğul gibi gözükse de aslında tekillerden oluşuyor. Yani herkesin bir karakter olduğunu anladıktan sonra, herkesin uyumlanabileceği bir alan olduğunu bildikten sonra aslında her şey rayına oturmaya başlıyor. Siz kimin hangi pozisyonda daha iyi çalışabileceğini bildiğiniz anda her şey daha rahatlayacak diye düşünüyorum. Yani bir insan buraya Ranya ve Cemre geldi, anlattılar yazı kulübü hakkında. Ben mesela Ezgi'nin mesela yazı kulübü hakkında daha fazla bir şeyler yapmak istemeyeceğini bilebiliyorum. Başkan yardımcılığı hakkında daha başarılı olabileceğini biliyorum yani. Veya Berkay'ın tasarım yapmayacağını ama başkan yardımcılığı konusunda daha başarılı olacağını bilebiliyorum. Bu da işte onları tanıyarak gerçekleşiyor. Onları tanıdıktan sonra hangi pozisyonlarda daha iyi işler yapabileceğini bildiğinizde ona göre yaklaşıyorsunuz. Ve insanları tanıdıkça da karakterine göre yorum yaptığınızda daha başarılı oluyorsunuz diye düşünüyorum ekip olarak. Ekip içi uyum ve motivasyonu arttırmak için ne gibi şeyler yaptın? Ekip içerisinde belirli dönemlerde düşüşler gerçekleşebiliyor. Bu insanın doğasında olan bir şey diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz aynı koşullarda yaşamıyoruz. Benim de geçen senelerde başkanlık yaptığım esnada motivasyonumun çok düştüğü, çünkü gündelik hayatımda sıkıntılar yaşadığım dönemler olmuştu. Fakat bu nasıl gerçekleşiyor? Yani nasıl yükseltiyoruz motivasyonu? Bir araya gelerek diye düşünüyorum ben. Geçen dönemlerde biz kongre gerçekleştirdiğimizde, son kongremiz yüz yüze gerçekleşti ama diğerleri mesela online gerçekleşti. Ve biz de online kongreleri ilk başta yüz yüze diye hesaplamıştık. Bütün araç gereçleri ona göre yapmıştık. Bütün hocalarla ona göre görüşmüştük, konuşmuştuk. Sonrasında online'a taşındığında herkesin motivasyonu o kadar çok düştü ki diğer etkinliklere de yansıdı, üyelere de yansıdı, hocalar da bunu hissedebiliyordu. Ve bizim bir şekilde kalkmamız gerekiyordu. Nasıl kalktık? Geçmiş etkinliklere bakarak ya biz kimdik, ne yaptık ve ne yapabiliriz diye görerek aslında ilerledik. Takım içerisindeki motivasyon düşüşlerinde en başa dönüyorum aslında, tekrar söylüyorum. Herkesin öyküsünü bildiğinizde, herkesin neler yapabileceğini bildiğinizde ona göre yaklaşıyorsunuz. Yani bir tasarımcı arkadaşımız, ben artık tasarım konusunda hani becerikli olduğumu düşünmüyorum, yapamıyorum, yetmiyor galiba gibi düşüncelere kapılabilir. Daha önce de bunun gibi örnekler oldu. Fakat siz ona daha önce yaptığı tasarımları gösterdiğinizde, onun yanında olduğunuzda, konuştuğunuzda, anlattığınızda, neler yapabileceğini bildiğinizde anlattığınızda onun motivasyonu tekrardan artacaktır. Ya bir araya gelmek lazım diye düşünüyorum, ekip olarak çalışmak lazım diye düşünüyorum motivasyon için. Evet. Peki yazarlık ve başkanlık süreçlerinde öğrendiğin becerilerin kariyer yolculuğunda nasıl bir yardım oldu? Başkanlık ve diğer pozisyonlardaki gelişimler haricinde moleküler biyoloji genetik içerisinde de ben çok aktif olarak çalıştım aslında.
Çok fazla laboratuvarda staj yaptım. Yeri geldi amfibilerden örnek aldım, sürüngenler inceledim. Yeri geldi ağır metal çalıştım. Yeri geldi prostat kanseri çalıştım. Yeri geldi kongrede sahneye çıkıp konuşma yaptım. Ekip içerisinde ve moleküler biyoloji ve genetik kariyeri boyunca hep aktif olarak çalıştığım için, insanlarla iletişim halinde olduğum için aslında kariyer açısından baktığımda akademiye mesela yönelebileceğimi, akademide başarılı olabileceğimi gösterdi aslında bu bana. Hiçbir şekilde hiçbir etkinlikte bulunmasaydım, hiçbir staj yapmasaydım belki bunu bilemezdim. Ama özellikle başkanlık kısmına bakacak olursak, ben biraz daha galiba duygusal kalıyorum. Yani bu yorumu da çok aldığım zamanında, ilk başkan olduğum dönemlerde de bu söyleniyordu. Yani çok duygusal davranıyorsun. Belki bu hem sana hem gençliğe zarar verebilir gibi yaklaşımlar oluyordu. Ama şimdi fark ediyorum, ben o duygusallığım sayesinde aslında daha fazla iletişim kurabildim, daha fazla insana tanışabildim. Bu bana network kazandırdı. Kongre döneminde, yani buradaki arkadaşlarım da biliyor, birçok hocayla görüştük, birçok katılımcı oldu. Bu katılımcılara ek olarak belirli fakültelerden başka hocalar da katılmak istediler. Bizim davet etmediğimiz ama kongreyi duyup, genç önünü duyup gelen hocalar da oldu. Mesela orada bazı hocalar bu gerek benim duygusal yapımdan bilmiyorum, gerek insanlarla iletişimimden kaynaklı. Orada mesela belirli tekliflerde bulundular. Yani akademik olarak ilerleyebileceğini düşünüyoruz. İletişimin kuvvetli. Sen de bir hoca olabilirsin. İstersen benim yanıma gelip yüksek lisans yapabilirsin diye teklifler geldi mesela. Kariyer açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerde, bu tarz görevlerde yer almanın. Çok güzel açıkladın. Teşekkürler. peki son olarak böyle kulübe yeni gelen başkanlara, yeni üyelere vermek isteyeceğim bir tavsiye olsa bu ne olur? Ya sizinle konuşuyoruz zaten. Bu arada arkada da başkan yardımcılarımız vardı. Ezgi ve Berkay. Ezgi gözükmüyor. ekibin diğer kalanını da çok yakından tanıyorum. Eski ekipleri de katılan, işte Rani'ye katıldı, Cemre katıldı, benden sonra katılacak olanlar var. Veya şu an yeni gelenler. Hepsini tanıyorum ve hepsinin nasıl insanlar olduğunu biliyorum. Hepsi çok iyi bir şekilde çalışıyor. Çok başarılılar. Umarım böyle devam eder. Onlara verebileceğim tavsiye ve tavsiye verebilecek konuda görmüyorum kendimi öncelikle. Yani o potansiyelde bir insan olarak görmüyorum ama ben yeni bir başkan olsaydım veya kulübe yeni giren bir üye olsaydım ve ekiplere katılmak isteseydim ne yapardım? Kendime yani genç olsam ne söylendim? galiba sarhoş olma derdim. Sarhoş olmak çok kolay çünkü. Ya bu sarhoşluk da fiziksel bir sarhoşluk değil. Güç sarhoşluğu gibi bir şey mi? Aynen öyle. Yani güç sarhoşluğu insanı gerçekten çok yükseltiyor ve o yükselttiği yerden çok çok düşürebiliyor. Ya paçanızdan tutup sizi aşağıya çekebiliyor. Ya bir yere geldiğiniz anda ya abi ben işte olsun, ben başkanım artık. Yani. Ben çalışmış başkanım. Aynen öyle. Benim tavsiyem de bu şekilde. Yani sarhoş olduğunuz anda hangi pozisyonda olursanız olun. Sadece genç umurda değil. Yani genç umur bir gönüllülük esaslı öğrenci topluluğu. Ama hayatın çok başı ve üniversite hayatının içerisinde bulunan bir etkinlik alanı sadece. Yani siz bir işe de gideceksiniz, akademide yapacaksınız belki, insanlarla tanışacaksınız. Bu staj yaparken bile böyle. Yani siz bir noktaya geldiğiniz anda işte ya Oğuzhan olduğum için geldim ben buraya, işte Esma olduğum için geldim falan derseniz düşersiniz diye düşünüyorum ki bunun örneklerini de kulüp içerisinde çok kez gördük. Evet. O yüzden sarhoşluğa kapılmamak bence başta gelen kural olmalı diye düşünüyorum. Diğer açılardan kılavuz. Bence kılavuz belirlemeniz lazım kendinize. Çünkü rotasız bir gemi her zaman savrulur. Yani kağıttan gemiden bir farkınız yok. Yani sizin yelkenleriniz istediğiniz kalitede olsun. Ama siz rüzgara göre şekillenemiyorsanız ve rotanızı oluşturamıyorsanız, kılavuzunuz yoksa savrulup durursunuz. Hiçbir farkınız olmaz kağıttan. O yüzden iyi bir kılavuz çıkarmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bundan 10 yıl sonrasında hangi şehirde ne yapmanız gerektiğini planlayın demiyorum size ama en azından bundan birkaç dönem sonrasında ekip olarak ne yapıyoruz? Ben genç ömürde ne yapıyorum? Hangi laboratuvarda çalışıyorum? İşte hangi alana biraz meyilim var? Bunu araştırıyor muyum? İngilizcemi geliştirdim mi? Ne yaptım diye düşünmek lazım. Sadece genç ömür bazı da düşünmüyorum. O yüzden yeni katılacak bir arkadaş olsaydı ona kesinlikle bir kılavuz çıkart derdim kendime. Tamam. Son olarak da sürece güvenin diyorum ben. Bunu hep biz söylüyoruz. Sürece güvenmek çok önemli. Yani siz o kılavuzu oluşturduktan sonra ve bir şeyleri yarayına oturtmaya çalıştıktan sonra süreç kendiliğinden oluşacaktır zaten diye düşünüyorum. Bu şekilde ilerlemeniz en güzeli ve en önemlisi de tadını çıkart. Geçiyor çünkü ya. 5 yıl boyunca bu ekipte bulundum. Her anın tadını çıkartarak devam ettim. Herkes belki bu duygusallıktan kaynaklı işte çok duygularını katıyorsun işin içine dedi belki de ama ben o duyguları kattığım için şu an çok motive bir şekilde ben genç ömürde bunları yapmıştım ve insan biriktirdim diyebiliyorum. Bu etkinlikleri yaptım ama benim için hepsi bir şeyler kattı diyebiliyorum. O yüzden her anın tadını çıkartmanız en güzeli diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. Teşekkür şimdi böyle biraz genç ömürden uzaklaşıp iki tane de sana özel bir soru sormak istiyorum. Tamam. İlk olarak asla vazgeçemeyeceğim bir alışkanlığım var.
Asla vazgeçemeyeceğim yani alışkanlığım. Birkaç tane var benim. Ama en önemlisi, ya yolda yürürken ben kedilerle konuşmadan o kediye bir selam vermem lazım benim yani. Selam ne haber diye sormam lazım. Cevabı ne olursa olsun. Bir selam vermem lazım. Bir de çok şey biriktiriyorum ben. Eski kitap. Yani çok sahaf gezip böyle. Yıpranmış eski kitapları. Çok fazla şey görüyor. Bunlara para harcadın mı falan diyor ama hepsinin bir hikayesi olduğunu biliyorum. Hepsinin yaşı benden büyük. Yıllarca belirli insanların kütüphanelerinde kalmışlar. Ve birileri onları belirli duygularla olmuş. Peki bir gün boyunca başka birinin yerine geçecek olsan kim olurdun? Yani bir dizi film karakteri olabilir. Dizi film. Yani dizi film benim için önemli. ben filmlerle büyüdüm. Ben anaokuluna gitmedim. Filmler vardı benim için. CD'ler, DVD'ler. Öyle büyüdüm. O yüzden en önemlisi Harry Potter diyebilirim benim için. Film olarak. Oradan da bütçemiz yüksekse, kredimiz varsa yani. Bir soralım. Sirius Black olabilir diye düşünüyorum. Belki de Peter Parker olabilir. Ama derseniz ki bütçemiz ve kredimiz yüksek değil. Şehzade Mustafa'dan falan da anlaşabiliriz. Yani oralara da yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Tamamdır. Bizim için uygun herhalde. Tamam. Öncelikle katıldığım hepsi böyle değerli paylaşımlarla bulunduğun için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani sizinle çalışmak hep benim için gurur vericiydi. Hep arkamda durdunuz. Hep sırtımda desteğinizi hissettim. Buradaki ekip her zaman benim yanımdaydı. Şimdi onların yanına kulübü bıraktıktan sonra bile davet alarak gelmek benim için çok iyi hissettim. Yani bir haftadır Esma ile konuşuyoruz bu konuyu davet edildikten sonra. Çok heyecanlıydım ve çok mutluydum. Teşekkür ederim bu şekilde yad ettiğiniz için eski yönetimi de. Çok tatlısınız. Sağ olun.